Hicretin 5. yılında Mescid-i Seba diye bildiğimiz bu noktada gerçekleşen hadise bize her daim aynı şeyi hatırlatır. O da karşıda biriken 10 bin kişilik küfür ordusunun bir yandan Yahudilerden oluşan Beni Kureyza ihaneti, bir yandan Feraze'den gelen ihanet, bir yandan Gatafan'dan gelen destek, bir yandan Mekkeli müşriklerin bitmek tükenmek bilmeyen düşmanlıkları ve 3000 kişiden oluşan müvahhid erlerin havanın soğukluğuna, iklimin kıtlığına rağmen yaptıkları mücadele, her şeyin alt üst olduğu gibi gözüktüğü, her şeyin aleyhte gözüktüğü, çıkar yolun olmadığı algısının oluştuğu bir an. Fetih Mescidi'nin ismini fetih kılan savaşın sonrasında gerçekleşendir. Ama aslında orayı fetih ismiyle isimlendiren Fatih olan Resulullah Aleyhisselam'dır. Karşıda toplanan 10 bin aşkın müşrik, önünde bulunan büyük hendekler, 20 günü süren abluka, Allah'tan başka hiçbir yardımcının olmadığı bir kıtlık dönemi. Stratejiler belirlenmiş, kul tedbirini almış, ondan sonrası sadece tevakkaltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ben Rabbime yöneldim ve enibu ila rabbikum dediği için öyleyse o Allah yeter. O huve rabbul arşil azim. O yüce arşında, bütün mahlukatında, atomdan uzaya, zerreden küreye, her şeyin hakimi ve sahibi olan Allah. Sonra ne oldu? Sonra işte sayının çokluğuna değil, imanın çokluğuna göre kazanan kazandı. Bugün ihtiyacımız olan bu birlik, bugün ihtiyacımız olan sayıların istatistiksel çokluğu değil, bugün basireti sağlam, stratejisini sağlam, çalışmalarını sağlam ve inançla yapacak olan temiz yürekler. Muaymin Mes'ud gibi ilmi siyaseti doğru kullanabilecek, aynı şekilde stratejik hamlelerini sağlam yapabilecek Selmanlar. Bu ümmetin tekrardan dirilişinin kutlu vesilesi, kutlu alamet olacaktır. Bir yanda Selmanlar, bir yanda Fatımaların pişirmiş olduğu yemekler, bir yanda her zaman ve her mekana hükmeden Allah'ın yardımı. Meta Nasrullah diyenler, Allah'ın yardımı ne zaman diyenler, muhakkak ki o yakındır. Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşiril müminin. Allah'ın yardımı çok yakın. Müminler müjdelenir.